konu şu. Örneğin sizin eşiniz, abiniz, ablanız veya anneniz. Onda bir sıkıntı var, takıntı gibi sorun var örneğin. Takıntı problemi var. Bu ara güneş gözlüğümü takmak zorundayım. Affınıza sığınarak. Çok güneşli burası. Siz ona yardımcı olmak istiyorsunuz. Aile üyesi, kim varsa artık. İhtiyacı olan, yani takıntı sorunu olan kişi veya depresyonla veya panik atak durumu var onda. Sen onu daha önceden doktora götürdün. İlaç aldı yıllardan beri ama bir şey değişmedi. Değişmeyecekti zaten. Onu baştan söyleyeyim sana. Ona ne gerekiyor? Neye ihtiyacı var? Onun desteğe ihtiyacı var. Yanında birisi ona destek vermesi gerekiyor. O da sen eğer kendine güveniyorsan, ona psikologluk yapabilirim dersen, danışmanlık yapabilirim dersen, o zaman 3 aylık bir programa katılman gerekiyor. Orada birçok stratejik teknikler, psikolojik teknikler, bilinçaltını programlama, zihnini programlama, davranış değişikliği nasıl yapılır? Yani bir psikolojik danışmanın yapabileceği ihtiyaç olan temel maddelerin hepsini öğrenmen gerekiyor. Yani sen öğrenirsen o zaman o yanında kim varsa, tamam mı, ihtiyacı olan o abine, ablana, kardeşine, eşine, çocuğuna yardımcı olabilirsin. Ama 3 aylık programa katılman gerekiyor. Öbür türlü zaten bir sonuç alınmıyor. Yani senin o aile üyesi kimse bu zamana kadar takıntılarından dolayı, panik atağından dolayı veya depresyonundan dolayı bu zamana kadar problem çözemedi. Yani ilaçla çözülmedi. Psikiyatriste giderek, doktora giderek çözülmedi veya birkaç kere doktora, psikoloğa giderek çözülmüyor zaten bunlar. Bunlar ancak nasıl çözülüyor? Yanında sürekli iletişim kurduğu kim varsa o ona yardımcı olabilir. Yani sen eğer kendine güveniyorsan o zaman sen ona yardımcı olabilirsin. Bunu kafana koy. Yani başka bir yolu yok. Başka bir çözümü yok. Hokus pokus yok. Sihirli değnek yok. Yani eğer ben yardımcı olmak istiyorum artık anneme, yıllardan beri çözemediği problemlere ben ilaç, derman olmak istiyorum dersen o zaman programıma katılacaksın. Bu programlara yüzlerce insan katıldı, sorunlarını çözdü. Sen de yapabilirsin. Yani senin onlardan hiçbir farkın yok. Niye yapamayacaksın ki? 6 yaşında çocuğa nasıl anlatılıyorsa ben o şekilde anlatıyorum. Basit dilde anlatıyorum. Kendine güveniyorsan, yardımcı olmak istiyorsan çevrendeki insanlara, o zaman benimle iletişime girebilirsin. İletişime girebilmek için ne yapman lazım? Aşağıdaki videonun altında link var. Tıkla, formu doldur. Bu programa uygun musun, değil misin? Gerçekten psikolojik danışmanlık yapabilecek misin aile üyesine? Bunu anlayabilmem için başvuru göndermen gerekiyor. Eğer uygunsan o zaman seni programıma alırım. Eğer uygun değilsen onu da açıkça söyleyeyim. O zaman zaten seni geri aramayız. Bu videoyu beğendiysen beğene tıklamayı ve henüz değilsen YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.